Merhaba, ben Selen Erkmen. Selen Erkmen kimdir? Ben müzisyenim, şarkı söylüyorum. Kendimi bildim bileli şarkı söylüyorum diyebilirim. Her zaman ne yapmak istediğimi bilen şanslı kesimdenim. Çocukluğumdan beri bu aşkla yanıp tutuşuyorum açıkçası. İzmir'de doğdum, İzmir'de büyüdüm. Daha sonra bir Mısır Kahire'ye taşındık. Orada bir Amerikan okulunda okudum. Oradan yurt dışında kısa bir süre müzik eğitimi alma şansım oldu. Yaklaşık 20-21 yaşındayken de tekrar İstanbul'a döndüm. Böyle başlangıcım epey bir çalkantılı ve maceralı. Daha sonra yolum Ozan Doğulu ve Kenan Doğulu'yu da kesişti. O zamanki prodüktörüm Cem Öcal'dı. Benim söz ve müziği kendime ait olan bir sürü şarkım vardı ve dediler ki hadi gel sana bir albüm yapalım. Oh Be adında bir albüm çıkarttık. 11 şarkı. 11 şarkının da söz müziği hepsi benim. Daha sonra Sıla Gencoğlu bana Yenisine Sağlık adlı şarkısını verdi. Bir tane single çıkarttık Yenisine Sağlık diye. Yani epey uzun süredir bu işin içindeyim diyebilirim. Profesyonel müzik kariyerim ne zaman başladı dersek sanırım İstanbul'a taşındığımda. Yani artık o eğitim süreci bittikten sonra İstanbul'a gittim. Sürekli olmasa da ufak ufak sahne alıyordum bir sürü yerde. Ve aynı zamanda da ek işlerde, yan işlerde çalışıyordum kendimi geçindirebilmek için. İlk sahneden kazandığım paradan sonra dedim ki tamam ben artık diğer işleri bırakıp tamamen bu tarafa yönelebilirim. İlk sahne deneyimim herhalde anaokulunda falandı yani koro. Ama beni çok heyecanlandıran ilk sahne deneyimim profesyonel hayatımda bir yılbaşı sahnesiydi. Yılbaşı sahnesi zaten çok böyle önemli bir sahnedir. İnsanlar tamamen eğlenmeye gelir falan. Ondan önce epey bir böyle bir tırnaklarımı yemiştim. Çok da güzel bir ekip kurulmuştu bana. Kenan Doğulu'nun orkestrasından Aydın Karabulut, Tahsin Endersoy gibi değerli isimlerle çalışmıştım. Onlarla da sahneye çıkmak benim için çok ayrı büyük bir heyecandı. İlk sahne deneyimim olarak, ilk önemli sahne deneyimim olarak onu söyleyebilirim. Efendilik bitti. Aslında tam olarak da bu anlattığım süreçte benim karşıma çıkmış bir şarkı. Sözleri Aydın Karabulut'a ait. Aydın abi ve Sezen Hanım, Sezen Aksu bu şarkıyı 90'larda yazmışlar. Zaten dinlediğinizde hemen kulağınıza o 90'lar tınısı geliyor. O zaman bana bunun bir demosunu kaydettirmişlerdi tek gitarla. Fakat böyle bir türlü kısmet olmadı, çıkartamadık. Zaten o dönemde böyle bir 90'lar furyasının bitmeye başladığı, elektronik popun daha çok ortaya çıktığı bir dönemdi. O yüzden o zaman için doğru şarkı olduğunu düşünmemiştik. Ama bu benim bütün arkadaşlarımın ve benim de uzun süredir arabaya bindiğimizde, evde canımızın sıkıldığında, işte dost meclisinde falan açıp dinlediğimiz bir şarkı haline geldi. İşte efendilik bitti, bizden bu kadar diye arkadaşlarım videolar çekiyor, yolluyor falan. Derken işte seneler geçti, pandemi oldu. Zaten pandemide hepimiz biliyorsunuz kös kös oturduk. En yakın arkadaşlarımdan biri Pınar. Pınar Çakı aynı zamanda benim prodüktörüm. Pınar beni aradı ve dedi ki bizim sana bu şarkıyı almamız lazım. Ben günlerdir, senelerdir bu şarkıyı dinliyorum ve çok güzel olacağını düşünüyorum dedi. Yap bakalım yapabiliyorsan dedim. Pınar Sezen Hanım'a ulaştı bir şekilde. Şarkının izinlerini aldık. Sağ olsun kendisi verdi şarkısını. Aydın abi zaten sürekli irtibatta olduğum çok sevgili büyüğüm. Sonra bu şarkıyı kime emanet ederiz diye epey bir kafa patlattık. Ve karşımıza sürekli Erhan Bayrak ismi çıktı. Biz de dedik ki yani beğendiğimiz tınılar, beğendiğimiz pop şarkıların hepsi Erhan Bayrak imzalı olduğu için biz de dedik ki hiç kurcalamayalım. Direkt alıp bu güzel şarkıyı Erhan Bayrak'a emanet edelim. Bu şekilde Efendilik Bitti'nin zamanı gelmiş oldu. Eser seçimlerimi nasıl yapıyorum? Valla işte daha önce söylediğim gibi kendi şarkılarımı söylüyordum. Sonra Sıla'yla kesişti yolumuz ve Sıla'dan bir şarkı aldık. Şimdi Sezen Hanım'ın şarkısıyla devam ettim kariyerime. Birazcık içimize sinen, birazcık hayatın bizi nasıl yönlendirdiğiyle
doğru orantılı gidiyor. Fakat önümüzdeki aylarda yine tekrar sözü ve müziği bana ait olan bir şarkıyla devam edeceğim. Bir de sürpriz bir isimden bir şarkı alma ihtimalimiz var. Bakalım, heyecanla ben de bekliyorum. İleride aynı sahneyi kimle paylaşmak isterim? Vallahi o kadar çok ki. Herhalde Sezen Aksu'yla, Ajda Pekkan'la aynı sahnede bir kerecik bile olsa olmak istemeyen bir şarkıcı, sanatçı yoktur diye düşünüyorum. Ay bir de Mariah Carey'e çok hayranım. Ben sanırım biraz böyle kadın vokallerle bozuğum. Milyon TV izleyenlerine ne söylemek isterim? Bu güzel röportaj için, aynı zamanda da değişik röportaj için teşekkür ediyorum. Umarım klibimi beğenirsiniz, umarım şarkıyı beğenirsiniz. Sosyal medya hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Ben Selen Erkmen, sizlerle olduğum için çok çok keyif aldım, mutlu oldum. Herkese kocaman öpüyorum. İçelim abi sabaha kadar. Efendilik bitti bizden bu kadar. İçelim.